Merhaba sevgili arkadaşlar. Gündoğdu Profesyonel Gelişim Akademisi olarak hazırlamış olduğumuz Entelektüel Vatandaş Programı'nın çalışma sorularını bugün sizlerle birlikte çözeceğiz. Ben Türkçe öğretmeni Evrim Kanat. Öncelikle Entelektüel Vatandaş Programımızı bir hatırlayalım. Entelektüel Vatandaş Programımızın bir yıllık süre içerisinde 9 kitabımızı okuyarak bu 9 kitabın her birini bir aylık süre içerisinde yerleştirerek uygulamaktaydık. Bir ayın 3 haftası okuma basamağına ayrılmaktaydı. 4. haftası ise kompozisyon yazma ve münazara yapma basamakları için uygulanmaktaydı. Entelektüel Vatandaş Programı'nda okuyarak keşfetmek basamağının öğrenciye kazandırdıkları nelerdir diye bir soru yönelttiğim zaman ne tür fikirler üretebiliriz? Evet. Öğrenci arkadaşlar kitap okuyarak kelime hazinesini zenginleştirmekte. Kelime hazinesi zenginleşen öğrencinin hafızasını etkin bir şekilde kullandığını görmekteyiz. Analitik düşünme becerisine sahip olan öğrencim kitabı okuma esnasında, ders çalışma esnasında, sınav esnasında daha iyi odaklanmakta, konsantrasyonunu daha iyi geliştirmektedir. Problemleri çözüm geliştirmesi açısından çözüm becerisi gelişmekte. Biliyorsunuz ki günümüz sınav sisteminde Türkçe'de, matematikte, fende, sosyal bilgilerde mantık muhakeme soruları gelmekte. Mantık muhakeme gücünü geliştiren kitap okumanın mantık muhakeme soruları üzerinde de faydalı olduğunu görmekteyiz. Soruları daha hızlı okuyabilme, okuduğunu anlama, algılayabilme, doğru cevaba daha kısa bir zaman diliminde ulaşma, doğruyu bulma anlamında kitap okumanın faydaları görülmekte. Eleştirel düşünme becerisini de geliştirdiğini söyleyebiliriz. Yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmekte. Öğrenci kitabın içerisinde kendini görebilmekte. Böylelikle empati becerisi de gelişmektedir. Kelime hazinesi gelişen öğrencinin genel kültürün de arttığını görmekteyiz. Genel kültürü artan öğrencinin İletişim kurmada kolaylık sağladığını, güzel konuşabildiğini, yazıyla olan iletişimde de rahatlık kazandığını görüyoruz. Yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini de kitabı okuyarak pekiştirmekte, böylelikle kompozisyon yazarken de yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru bir şekilde uygulayabilmektedir. Kitap okurken öğrenci kendini geliştirdiği için, yazılı ve sözlü iletişimini sağlayabildiği için, beyin gelişimine katkısı olduğu için de özgüveni artmaktadır. Özgüveni artan öğrencinin daha mutlu olduğunu da görmekteyiz. Okuyarak keşfetmek basamağında hangi okuma yöntem ve tekniklerini uygulamaktayız? Evet, birçok okuma yöntem ve tekniği bulunmakta. Biz Türkçe öğretmenleri de bu farklı okuma yöntem ve tekniklerini uyguluyoruz. Okumaya vermiş olduğumuz önem, Adana Gündoğdu Koleji öğretmenleri olarak bu programın birinci sınıftan 12. sınıfa kadar da uygulandığını söyleyebiliriz. Entelektüel Vatandaş Programı'ndaki okuma basamağında şu yöntem ve teknikleri uyguluyoruz. Çoğunlukla
Sessiz okumayı tercih ediyoruz. Sessiz okuma nasıl oluyor? Öğrenci dudağını kıpırdatmadan, içinden gözüyle okumayı sağlamış oluyor. Böylelikle gözüyle okuduğu zaman okuduğunu anlamasını, algılamasını da kolaylaştırmış oluyoruz. Şimdi haftanın 6 saati ortaokulda Türkçe saati olarak uygulanıyor ders programında. Bu 6 saatlik Türkçe saatinin bir ders saati entelektüel vatandaş programına ayrılıyor. Öğrencim entelektüel vatandaş programını haftada 1 saat uyguluyor ve 1 aylık süre içerisinde de kitabını bitirmesi gerekiyor. 1 aylık sürenin 3 haftası okumaya ayrıldığı için 3 haftada bir kitabı belki bitirmesi imkansız. Sadece okulda okuyarak. Okulda okumanın dışında evde de kitabını okumaya devam etmesi gerekiyor. Öğrencinin evde de yeri geldiği zaman sessiz okumayı yapmasını istiyoruz. Yeri geldiği zaman evde sesli de okumalı. Neden sesli de okumalı? Çünkü öğrencinin okuduğunu kulağıyla işitmesi gerekiyor. Yazım kurallarını uygulayarak, yazım kurallarına dikkat ederek okuyor mu? Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyor mu? Jest ve mimiklerini kullanıyor mu? Ya da yeri geliyor, diksiyonuna dikkat ediyor mu? Tonlamaya dikkat ediyor mu? Bunlara da dikkat etmesi gerekiyor ve biz de bunun ölçümünü EVP saatlerinde öğrencilerimize yer yer söz hakkı vererek öğrencilerin sesli okumasını sağlayarak da ölçmüş oluyoruz. Ben genellikle sessiz okuma saatlerinde öğrencilerin ruhen ve bedenen gevşemeleri için, kitapla bütünleşebilmeleri için sözsüz müzik dinletiyorum. Bu sözsüz müziği Mozart'tan, Beethoven'dan seçebiliyorum. Ya da çeşitli enstrüman sesleri dinletebiliyorum. Keman sesi olabilir, piyano sesi olabilir. Öğrencilerin kitabı okurken not almalarını istiyorum. Çünkü bu not almalar kompozisyonu yazarken, münazara çalışmasına hazırlanırken, yeri geldiğinde yazılı için hazırlık yaparken öğrencilerin işini kolaylaştırıyor. Hem yazılı süresine kadar kitabı unutmamaları için, ara bir tekrar yapmaları için not almaları faydalı oluyor. Hem de yazarak kitabı okumaları kitabın daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Bu not olarak okuma neyle ilgili olabilir? Mesela kahramanların isimlerini not alabilirler. Kahramanların ruh ve beden fiziksel özelliklerini not alabilirler. Ana karakterleri, yardımcı karakterleri ayırt edip not alabilirler. Kitabın konusunun nerede, ne zaman geçtiğini yazabilirler. Kitabın bize vermek istediği ana düşünce yani mesajı ilettiği not alabilirler. Bazen de işaretleyerek okumalarını sağlatıyorum ki kitapta önemli olan cümlelerin, kelimelerin işaretlenmesi gerekiyor. Çünkü anahtar kelimeler bizim için ipuçları oluyor. Bu alışkanlığı kazandıkları zaman test çözme yönteminde de öğrenciler açısından faydalı olduğunu görüyoruz. Bir paragraf sorusu okurken ve çözerken anahtar kelimelerin altının çizilmesi, daire içerisine alınması, soru kökündeki ifadenin, olumsuz ifadenin altının çizilmesi öğrencilerin dikkatini toplamakta, o noktaya odaklanmalarını sağlamaktadır. Soru sorarak okumayı da şöyle sağlıyorum. Mesela okuma esnasında bir ara çocuklara kitabın konusu nedir diye soru sormam, kitabın bize vermek istediği mesaj nedir diye soru sormam çocukların dikkatini topluyor. Yani kitaptan uzaklaşıp hayallere dalmaları esnasında hemen toparlanmalarını kolaylaştırıyor. Bu tip sorular kitaptaki olay örgüsünü sormamda en azından yazılı içinde çocuklar için bir hazırlık oluyor.
Çocuklara mesela bir tartışma konusu yöneltmem, kendi aralarında fikir alışverişi yapmalarını, eleştirel düşünmelerini sağlıyor. Fikirler üretmeleri, problem karşısında çözüm odaklı olmaları, beyin fırtınası tekniğini uygulamaları çocukların zihinlerinin aktif olmasını, gelişmesini sağlamakta. Yer yer hızlı okuma tekniği uygulamaktayız. Belli bir süre tutarak her bir öğrencinin bu süre içerisinde kaç kelime okuduğunu hesaplamaktayız. Aralarında tatlı bir rekabet, yarış oluyor. Çocukları heyecanlandırıyor. Okumaya daha çok motive ediyor onları. Ve birinci olan öğrenciyi sınıf içerisinde alkışlamamız, ödüllendirmemiz de öğrenciyi mutlu etmekte, özgüvenini arttırmaktadır. Çocukların okumaya eleştirel bakış açısıyla bakmalarını sağlıyoruz ki, böylelikle zihin jimnastiği yapıyorlar. Yani karakterlere olumlu ve olumsuz yönden eleştiri getirmeleri, konuyu, ana düşünceyi değerlendirmeleri de çocukların zihinsel gelişimi üzerinde faydası oluyor. Yani kitap okumak çocukların beyin gelişimi, iletişim becerisi açısından çocuklara çok daha faydalı olduğuna inanıyorum. Çocukların ilerideki akademik başarılar üzerinde, sınavdaki başarılar üzerinde de tabii artı yönleri bulunmaktadır. Münazara ediyorum basamağının öğrenciye kattığı beceriler nelerdir? Entelektüel vatandaş programını 3 basamakta oluşturmuştuk. Okuyarak biliyorsunuz ki birinci basamağı gerçekleştiriyorduk. İkinci basamakta münazara basamağını, üçüncü basamakta da kompozisyon basamağını gerçekleştiriyorduk. Münazara etme basamağından öğrenmenin daha üst bir düzeyde gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü kitap okuyan öğrenci kitaptan edinmiş olduğu bilgilerle münazara konusunu birleştiriyor. Günlük yaşamla ilgili de araştırmalarını yaparak yazı açısından, görsellik açısından, işitsel uyarıcılar açısından her birini bir araya getirerek çalışmasını yapmış oluyor. Münazara tez ve antitez olmak üzere farklı iki görüşün bir araya getirilmesi, karşılıklı sunumların, soru-cevabın, tartışmanın yapılmasıyla ortaya konuluyor. İki grup var. Her bir grup 3 ya da 4 öğrenciden oluşuyor. Her bir öğrenci ders içerisindeki süremiz 40 dakika olduğu için 3 dakikalık bir sunumla kendilerini ifade etmiş oluyor. Burada süre sınırlı oluyor. Zaman dilimini iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Böylelikle gerçekleşmiş oluyor. Sunumlarda tabii kitaba yer vermeleri, günlük yaşamla iç içe olmaları, kendilerini ifade edebilmeleri çok önemli. Evet, münazaranın öğrenciler üzerindeki faydaları bireysel ve grup içerisinde toplu bir şekilde bir arada araştırma becerilerini geliştiriyor. Konularıyla ilgili farklı kaynaklardan, internet üzerinden araştırma yapan öğrenciler bilgilerini daha da geliştirmiş oluyor. Sunumları açısından hazırlık yapan öğrencilerin kendi sunumlarını sunarken kendilerini ifade edebilme açısından geliştiklerini görüyoruz. Konularını savunmaları açısından karşıdaki kişiyi ikna edebilme kabiliyetlerinin geliştiğini gözlemlemekteyiz. Karşılıklı olarak öğrenciler farklı görüşlere saygılı olabilmeyi öğreniyorlar. Karşıdaki kişinin yerine kendini koyarak empati kurma yeteneği gelişiyor. Nasıl olabilir? Ben arkadaşıma saygılı olmak durumundayım, onu sessizce dinlemek durumundayım, onu kırmadan, üzmeden kendi düşüncemi ifade edebilmeliyim, arkadaşımı ikna edebilmeliyim, onun düşüncesini çürütmeliyim, empati kurma becerisini bu yönde geliştiriyorum.
Zamanı iyi kullanmalı, 3 dakikalık bir süresi var. Az ve öz konuşarak, iletmek istediği mesajı vererek, aynı sözcükleri, cümleleri tekrarlamadan, sıkmadan, fırsatları değerlendirerek sunumunu yapmalı. Soru ve cevaplarda da cevabını verirken arkadaşını ikna etmeli, aynı cevabı tekrarlamamalı. Karşıdakinin sunumunu yaptığı esnada, verdiği cevap esnasında not almalı. Arkadaşının eksiğini, yanlışını hemen not aldığı takdirde kendini savunurken de fırsatı kollamış oluyor. Etkin ve saygılı bir biçimde arkadaşını dinleme becerisini kazanıyor. Not alarak, sonuçta yazıyı yazarak ne yapıyor? Sözlü ve yazısal olarak da iletişimini geliştirmiş oluyor. Beyindeki fikir üretimini sürekli aktif tutuyor. Çünkü düşüncenin üzerine yeni bir düşünce, fikir üretmiş oluyor. Analitik düşünmeyi de sağlamakta, çözüm odaklı olmakta, eleştirel bakış açısını geliştirmekte. Münazara ediyorum basamağı hangi öğrenme modelinin gerçekleşmesine katkıda bulunuyor? Münazara ediyorum basamağı işbirlikçi öğrenme modelini tetikler ve gerçekleşmesini sağlar. İşbirlikçi öğrenme modelinin münazara içerisindeki hazırlıkların yapılması, araştırmanın yapılmasıyla gözlemlemekteyiz. Mesela sunumların hazırlanmasında öğrenciler birbirlerine katkıda bulunabilmekte. Sınıf içerisinde münazarayı gerçekleştirirken kendi grupları için bir isim belirlemeleri, bu grup ismini bir karton kağıda yazmaları, grubu oluşturan öğrencilerin isim ve soyisimlerini bir kağıda yazmaları, tahtaya asacakları afişi hazırlamaları, ellerinde tutacakları pankartı hazırlamaları, bunların hepsi işbirlikçi öğrenme modelinin uygulandığını göstermekte. Karşı gruba soracakları soruları da ortak bir şekilde hazırlayabilmekteler. İşbirlikçi öğrenme modelini görüyoruz. Gruplar içerisinde 3 ya da 4 öğrenci var. Her grubun bir sözcüsü bulunmakta. Sözcü arkadaşlarını tanıtmakta. Yeri geldiği zaman karşı gruba kendi grubunun adına soruyu yöneltmekte, karşı grubun sorusuna yeri geldiği zaman kendi grubu adına cevap vermektedir. Tabii ki bu cevaplar esnasında da arkadaşlarıyla sessizce bir arada konuşup karara da varmaktalar. Münazara ediyorum basamağında eğitim bilimleri içerisinde yer alan hangi yöntem ve teknikler kullanılıyor sorusuna ise şu şekilde cevap verebiliriz. Öncelikle her bir öğrencinin kendi sunumuyla ilgili anlatımda bulunması sunuş yoluyla öğrenmenin de gerçekleştiğini göstermekte. Anlatma yöntemini kullanmaktalar. Anlatma yönteminde akıllı tahtaya yansıtmış oldukları PowerPoint'te ya da Google Slide'lardan hazırladıkları sunumu açarak akıllı tahta üzerinden anlatmayı gerçekleştirmekteler. Soru cevap tekniği uygulanmakta, karşılıklı olarak gruplar birbirine soru sormakta, karşı grubun sorusuna cevap verilmekte. Kendi düşüncelerini kanıtlama, ispatlama, ifade etme açısından savunmaları, karşı grubun düşüncesini çürütme, onları ikna etme açısından da tartışmaya girmeleri, tartışma tekniğinin de uygulandığını gösteriyor bize. Sürekli beynin, zihnin aktif oluşu, yeni düşünceler, fikirler üretilmesi, beyin fırtınasının da gerçekleştiğini gösteriyor. Sorunları, problemlere karşı çözüm üretilmesi, çözüm odaklı olunması da problem çözme yönteminin uygulandığını gösteriyor bizlere.
Entelektüel Vatandaş Programı'nın Yazmaktan Kim Korkar basamağının öğrenciye faydaları nelerdir diye bir soru yöneltecek olursam, Yazmaktan Kim Korkar basamağında kompozisyon yazılmakta. Kompozisyon tabii ki kompozisyon yazma kuralları dahilinde gerçekleşmekte. Bir başlığın olması, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşması, konuya girilmesi, ana düşüncenin verilmesi, örneklere yer verilmesi, eleştirel bakış açısıyla olumlu ve olumsuz konulara değinilmesi, öğrencinin zihninin aktif olması, bir plan dahilinde yazılması, öğrencinin kendini disipline etmesi açısından faydalıdır. Evet, kelime hazinesi gelişen öğrencinin kompozisyon yazarken de hafızasının güçlendiğini görmekteyiz. Sözlü iletişimin yanında yazıyla da kurmuş olduğu iletişimle öğrenme kolaylaşmaktadır. Yazarak öğrenci yazdığını kontrol ediyor, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine dikkat ediyor, yazmış olduğu konuyu kontrol ederek hata oranını azaltıyor. Bir plan çerçevesinde disipline olarak planlı bir şekilde kompozisyonunu yazması öğrencinin her şekilde zihinsel açıdan belli bir kurala uyarak kağıt üzerindeki düzenle cümlelerini bir düzene sokmasıyla, kuralları uygulamasıyla disipline olduğunu da bize gösteriyor. Zihinsel yönden aktif olması, düşünceler üretmesi, hayal gücünü kullanması beynin gelişimine yardımcı oluyor. Düşünme yeteneğinin geliştiğini görüyoruz. Hayal dünyasının gelişimine katkıda bulunan kompozisyon yazmayla öğrenci yeni fikirler ortaya koyuyor. Ortaya koymuş olduğu yeni fikirlerle ürününü, eserini meydana getiriyor ve bu benim ürünüm deme mutluluğunu yaşıyor. Özgüveni artan öğrencinin daha mutlu olduğunu, her konuda iletişimde rahat olduğunu da gözlemekteyiz. Mutlu bireyler mutlu toplumu ortaya koyuyor. Entelektüel Vatandaş Programı'nda kullanılan teknolojik araç gereçler nelerdir diye bir soru yöneltecek olursam, biz Adana Gündoğdu ailesi olarak öğretmenler, öğrenciler, her birimiz teknolojiyle iç içeyiz. Her birimize ait olan bir Gmail adresimiz var. Ödevlerimizi öğrencilerimizin Gmail adresine gönderiyoruz. Gmail adreslerinden ödevi teslim alan öğrenciler kompozisyonlarını ve münazara çalışmalarını hazırladıktan sonra Google dokümanlar üzerinde kaydını oluşturabiliyor. Google Drive'a kayıt açabiliyorlar, yapabiliyorlar ve Google Classroom üzerinden ve Keonic.net üzerinden öğretmenlerine ödev teslim etmiş oluyorlar. Biz öğretmenler de Google Classroom ya da Keonic.net üzerinden öğrencilerimize ödevlerini gönderiyoruz. Keonic.net üzerinden teslim almış olduğumuz ödevlerin değerlendirmesini Keonic.net üzerinden bildiriyoruz. Ve geri dönütünü alan öğrenci ve veli durumu bizzat hızlı bir zaman diliminde birebir takip etmiş oluyor. Öğretmen, öğrenci, veli iletişimine önem verdiğimiz için zaman kaybetmeden sürekli interneti ve teknolojiyi kullanarak iletişim halindeyiz. Kompozisyonların okunması ve değerlendirilmesinden sonra yüz yüze eğitimimizin yapılmış olduğu sınıflarımızda öğrencilerimize yeri geldiğinde kompozisyonlarını okutuyoruz. Mutlaka münazara çalışmalarını sınıfta uygulamış oluyoruz. Akıllı tahta önünde öğrenci sunumunu yapıyor.
yazı, görsel ve işitsel uyarıcıları bir arada kullanıyor. Arkadaşlarına beden dilini de göstererekten münazarasını sunmuş oluyor. Kompozisyonlarını okuyan öğrenciler, jest ve mimiklerini kullanarak, ses tonuna dikkat ederek, vurgulamasını yaparak, diksiyonunu öğretmenine belli ederekten kompozisyonlarını sunmuş oluyor. Evet, ödevlerin değerlendirilmesi öğretmenler tarafından yapılıyor ve biz bunları sınıf içi etkinlik katılımı notu olarak da e-okula işlemiş oluyoruz. Aynı şekilde daha sonrası içinde kitaplardan yazılı sorularımızı oluşturmaktayız ve yazılı sorusu olarak da kitaplar değerlendirilmiş oluyor. Sınıf içerisinde yapılan münazara çalışmalarının ve yazılan kompozisyonların fotoğrafları her bir sınıftan seçilen bloggerlar tarafından fotoğrafları çekiliyor ve okulumuzun internet sayfasında yayınlanıyor. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ya da adına gün doğduğum ailesi dışında olan diğer bireyler okulumuzun sayfasını ziyaret ederek okulumuzda yapılan çalışmaları birebir takip edebiliyor, fikir sahibi olabiliyor. Böylelikle ileride öğrencilerimiz için güzel anılar biriktirmiş oluyoruz. Evet, değerli arkadaşlarım, bu programın çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bu programı bütün öğretmen arkadaşlarıma tavsiye edebilirim. Entelektüel Vatandaş Programı, dijital okur yazarlığın gelişmesinde hangi açılardan etkili olmuştur? Entelektüel Vatandaş Programı sayesinde öğrencilerimiz akıllı cihazların tümüyle anlama, analiz etme ve bilgiyi bulma becerilerini kazandı. Akıllı cihazlar ile üretmeyi ve aynı zamanda paylaşmayı öğrendi. Bu benim ürünüm, bu benim eserim diyebilme özgüvenini geliştirdi. Özgüveni gelişen bir öğrenci mutlu bir birey demek. Mutlu birey, mutlu bir toplum demek. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için düşüncesiyle hareket etmekteyiz. Entelektüel Vatandaş Programı'nın teknolojiyle iç içe olması, COVID-19'dan kaynaklı olan karantina süreci içerisinde biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin işini kolaylaştırdı. İnternet ortamı üzerinde online eğitim verirken, derslerimizi işlerken büyük bir kolaylık sağladı. Online eğitim üzerinde yine Entelektüel Vatandaş Programı'nı takip ettik. Kitaplarımızı seslenen kitaptan dinleyebildik. Kitaplar üzerinde online eğitim yaparken konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk, yazarlarımızı tanıttık, kitapların konusu hakkında, kahramanları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yani öğrencimiz Türk ve dünya edebiyatından sayısız yazar ve şairi tanıyarak, inceleyerek, okuyarak, genel kültürünü de geliştirerek özgüvenini arttırmış oldu. Entelektüel Vatandaş Programı'nın günümüz sınav sistemi için çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Evet değerli öğretmen arkadaşlarım, bana zaman ayırdığınız için ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıklı, güzel günler diliyorum.